Evet, haydi bismillah diyorum arkadaşlar. Evet, şöyle ufak bir reklamla girmiş olalım. İdeal setimiz denemeyi de çözmenizi ben tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar bu arada. Tamam, bilginize yani güzel bir çalışma oldu denememizde. Şimdi buyurun, buyurun. Şöyle de açık bir yaklaşayım. Sanırım daha iyi oldu böyle. Evet, yorum soruları da olacak arkadaşlar. Yorum soruları da olacak. Tamam, buna bir örnektir bu değerli kardeşim. Basmacı hareketiyle ilgili bir sorumuz var burada. Bakalım hemen. Basmacı hareketine katılanlar kendilerini korbaşılar veya İslam askerleri ve vatan savunucuları olarak nitelerken Ruslar bu harekete katılanları haydut, çete, yol kesen eşkıya şeklinde göstermeye çalışmışlardır. Rusya'nın basmacı hareketiyle ilgili bu tutumunda durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Hangi tutumunda bakın, hangi tutumunda? Bizi haydut, çete, yol kesen, eşkıya diye tanımlamış Ruslar. Neden bunu yapmış olabilir o zaman ona bakalım. Basmacı hareketine yönelik halk desteğini azaltmak. Burada bir gaye olsa gerek, öyle değil mi? Basmacıları kötüleyen bir felsefe var burada. Bu sayede halk hareketinin, halk desteğini azaltmak bir amaç olabilir burada Rusların bu tanımlamasıyla ilgili olarak. Basmacı hareketini bastırma yönelik olarak aldığı önlemlere karşı oluşabilecek dış tepkileri azaltmak. Bakın bunu dünyada birçok ülke yapmaz mı bugün de? Terörist bunlar, terörist bunlar diyerek olası belki de haklı hareketleri dahi böyle gözden düşürmek amacıyla suçlayabiliyorlar, itham edebiliyorlar. Bu sayede Rusya basmacı hareketini bastırırken aldığı önlemlere karşı dış tepki evet azaltmak istemiş olabilir. Bunun yanında ülke topraklarının tamamında kendi otoritesini korumak. Evet, yani kendince haklı olabilir. Belki bilemiyorum. Bu da bir etken olabilir burada. Yorumsal bir soru 1 ve 2, 3 Edirne'yi burada almamız lazım sevgili kardeşim. Basmacı hareketini biliyorsunuz 1918-1935 bandında Orta Asya Türklerinin bağımsızlık hareketi değerli arkadaşlar. Bağımsızlık hareketiydi. Ve bu süreçte Rusya'yla yapılan bir mücadele var. Rusya'nın bir yaklaşımı var değerli kardeşlerim. Bu soruya Edirne demek daha doğru olacaktır bu kapsamda. İkinci sorumuza baktığımızda canlar. Evet, bakıyoruz 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. Görüyorsunuz değil mi? 2. Dünya Savaşı gibi soru. Siz de şöyle bir görünüz. Ben hafiften bir es vermiş olayım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu yapının bir tarafı olan Batı bloğunda ortaya çıkan gelişmeler arasında hangisi yer almaz? Avrupa Konseyi biliyorsunuz Batı bloğu ile ilgili bir organizasyondu. 1949'da oluşturulan bir organizasyon. Bu daha çok böyle liberalizm, demokrasi gibi alanlarda, Avrupa'nın, Batı'nın değerlerini korumak isteyen bir organizasyondu. Hatta şöyle bir not alalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AHİM, Avrupa Konseyi'nin bir yargı organıdır. Avrupa Birliği'nin değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine bu Batı bloku ile ilgili Schuman planı hatırlayınız değerli kardeşlerim. Schuman planı 1950'de Fransız Dışişleri Bakanı Schuman'ın ortaya attığı, Fransa ve Almanya arasında kömür ve çelik alanında ortak çalışmayı öneren bir plandı. Hatta bu planın akabinde önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, ondan sonra ise AET kurulacak 1957'de. AET biliyorsun bugünkü nedir? Avrupa Birliği'nin adıdır. Roma Antlaşması ile kuruluyordu. Schuman da bu kapsamda Batı bloku ile ilgilidir kardeşim. Marshall planı hatırlayınız 1947'de Amerikan Dışişleri Bakanı Marshall'ın ortaya attığı, aynı zamanda Avrupa'ya ekonomik yardım öngören bir planlı değerli kardeşlerim bu. Batı Avrupa Birliği ise kardeş Batı Avrupa Birliği 1948'de kurulan ve Rusya'ya karşı, komünizme karşı
ilk savunma örgütü diye geçen bir organizasyondu. Evet, bunlar da Batı bloğu ile ilgiliydi. Ama Comecon, hatırlıyorsunuz, komünist ekonomi demektir bu zaten. Comecon, komünist ekonomi demektir. Komünist devletlerin ortaya koyduğu, Sovyetler Birliği liderliğinde ortaya koyan 1949'da Doğu bloğunun bir organizasyonu olarak karşımda çıkan bir yapıdır Comecon. O yüzden Batı bloğunda yer almazı aradığımız için cevabımızın Ceyhan olması lazım bu soruda sevgili kardeşim. Diğer soruya baktığımızda kardeş, Kıbrıs davasında havacıların rolünü araştırırken Kıbrıs'taki ilk Türk hava şehidinin hayatını merak eden Ahmet, aşağıdakilerden hangisinin biyografisini okumalıdır? Kıbrıs davasında ilk Türk hava şehidimiz, hatırlıyorsunuz, Cengiz Topal değerli kardeşlerim. Cengiz Topal bugün İzmit'te Kocaeli'de havalimanının adıdır. Aynı zamanda birçok şehirde okullara, kültür merkezlerine adı verilen rahmetli kahramanımız Cengiz Topal. Kendisini hayırla, rahmetle, minnetle anmış olalım kardeş. Cevap Ceyhan bu çerçevede. Hatırlıyorsunuz, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ Türkiye'nin ilk havacılarındandır biliyorsunuz. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ uçak fabrikası kuracaktır hatta. Hatta ekonomik anlamda başarısızlığa, ayak oyunlara gark edilince Nuri Demirağ bu teknolojik anlamdaki yatırımlarla ilgili kavgasını siyasete taşımak isteyecek. Hatırlarsınız, Milli Kalkınma Partisi'nde kurulacak bu kapsamda 1945'te Nuri Demirağ değerli kardeşlerim. Fethi Bey, bilmem hatırlar mısınız, ilk Türk hava şehidi diye geçer Osmanlı'da. 1914'te rahmetli olacak Fethi Bey, uçağa düşecek. Süleyman Fethi ise, Albay Süleyman Fethi Bey vardı İzmir'in işgalinde, hatırlar mısınız? İzmir'in işgalinde, Yunanlılar tarafından İzmir'in işgalinde Türk subayının üniformasını, Türk subayının onurunu gururla, onurlu bir şekilde koruyan bir kahramanımızdı. Yaşasın benzer Özde'ye bağırmadığı için 22 süngü darbesiyle rahmetli olacak, şehit edecek Albay Süleyman Fethi Bey. Onları da rahmetle anmış olalım. Sorumuzun cevabı Cengiz Topal idi. Sorgulanmadı Cengiz Topal, potansiyel bir sorudur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Canlar, yorum açtım, görüntü, ses. Problem var mı acaba? Bir sıkıntımız var mı? Derdimi anlatabiliyor muyum? Peki. Peki. Peki, şu an bir soru var. Eren Bayraktar, sana döneceğim WhatsApp'tan kardeşi. Tamam, döneceğim sana. Hadi bakayım. Peki, o zaman kapattım ve devam ediyoruz kardeşim. Şimdi bu soruya biraz dikkat edin. Şimdi bu, efendime söyleyeyim, bugünkü Ayasofya kararına mütakip Yunanistan'ın belki de Selanik'teki Atatürk'ün eviyle ilgili bir eylemde, bir karşı teşebbüste bulunma ihtimali vardır kardeşim. Onunla da ilişkili olabilir. Şöyle ki bakın, bakın hemen soruya, görüyorsunuz. Hangilerinin Türkiye ekonomisinde azınlıkların etkinliğini azaltma amacına da hizmet etmiş olduğu söylenebilir. Varlık vergisi, hatırlayız, 2. Dünya Savaşı döneminde 1942'de çıkartılan ve gayrimüslimleri, azınlıkları öncelikle hedef alan bir vergiydi, hatırlayınız. Müslüman tüccar, Müslüman esnaf bir birim vergi öder iken gayrimüslim, aynı iş yapan, aynı parayı kazanan gayrimüslim tüccar 5 birim vergi ödemekte yükümlü kılınmıştı. Bu azınlıkların ekonomik gücünü azaltmaya yöneliktir değerli arkadaşlarım. Yanında 6-7 Eylül olayları, gençler, 6-7 Eylül olayları Adnan Menderes döneminde, Demokrat Parti döneminde yaşanan bir gelişmeydi. İşte bunu ben hatırlamanızı istedim. Şöyle ki, 1955'te yaşanan
Selanik'te Atatürk'ün evinin Yunanlar, Rumlar tarafından bombalandığı haberinin ortaya atılması üzerine İstanbul'da yaşayan özellikle binlerce azınlık Rum vatandaşımızın protestolar nedeniyle zarar gördüğü bir süreçti. Dükkanların yağmalandığı bir süreçti ve daha sonra ortaya çıkıyor ki arkasında bir derin devlet olayı var. Herhangi bombalama olayı yok, herhangi bir sıkıntı yok burada. Sistematik bir şekilde azınlıkların kaçırılmasına yönelik, azınlıkların göçüne vesile olma amacına hizmet eden bir derin devlet operasyonu olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda 6-7 Eylül olayları da ekonomideki azınlıkların etkisini azaltmaya yönelik bir tezgah olarak kabul edilebiliyor. 2'yi de almam lazım o yüzden bakın. 1 ve 2 alacağım. 3 ise Adnan Menderes döneminde muhalefetin, halk fırkasının, muhalefetin, muhalif görüşlerin, milletvekillerinin araştırıldığı ve bir tür baskı altına alındığı bir iç politik olaydır. Muhalefeti sindirmeye yönelik bir teşebbüstür. O kapsamda burada 3'ü alamam. 1 ve 2 Diyarbakır demem lazım değerli kardeşlerim. Bilginiz ediyorum. İlginç bir soru olabilir bu. Varlık vergisini muhtemelen hatırlar ve bağlantı kurarsınız ama 6-7 Eylül olaylarında böyle bir arka planının olduğu sonradan ortaya çıkacak sevgili kardeşim. Bilginiz ediyorum. Bu soruya Diyarbakır dedik. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, benzer bir sınav sorusu da vardı. Bakıyorsunuz 2. Dünya Savaşı yıllarında siyasetçilerinden hangileri başbakanlık yapmıştır? Başbakanlık yapmıştır. Evet, bu dönemde 2. Dünya Savaşı yıllarında Refik Saydam İsmet İnönü'nün başbakanıdır. Şemsettin Günaltay, evet o da İsmet İnönü'nün başbakanı ama o 1949-50 bandında başbakanlık yapacak. 2. Dünya Savaşı yılları biliyorsunuz 1939 ve 1945 yılları arasıdır. O yüzden Şemsettin Günaltay'ı burada almamak lazım. Şükrü Saraçoğlu ise 2. Dünya Savaşı yıllarında başbakanlık yapan isimlerden birisidir. O yüzden 2'yi elersin, 1 ve 3 Diyarbakır der, yola devam edersin. Şemsettin Günaltay sorgulanacak bir isim değil ama kendisi tarihçidir. Zümrelerin varsa içimizde, sosyalciler varsa bilirler muhakkak. Türk Tarih Kurumu Başkanı da yapan tarihçi bir kimliğe sahiptir. 49-50'li yıllarda bu Menderes'e hemen önce İsmet İnönü'ye başbakanlık yapan isimlerden birisidir kendisi. Anmış olduk. Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu ise 2. Dünya Savaşı yıllarındaki başbakanlarımızdandır. Evet, yine 2. Dünya Savaşı dönemi arka arkaya gelmiş bu sorular. İsmet İnönü'nün bir konuşması var değerli kardeşler. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir konuşma yapıyor. 19 Mayıs 45'te. Büyük Millet Meclisi'nin kudretli elinde olan millet idaresi demokrasi yolundaki gelişmesinde devam edecektir. Millet idaresi meclisin elinde ve bu mecliste millet idaresi demokrasi yolunda gelişmeye devam edecek sözüyle İsmet İnönü hangilerinin kuruluşunu işaret etmiş olabilir? Bakın 45, 2. Dünya Savaşı'nın son demleri, 2. Dünya Savaşı ile beraber sonlarına doğru tabiri caizse Türkiye Batı bloğunda yer almak isteyecek. Bu kapsamda Batı bloğunun demokratik değerlerini hayata geçirmek isteyecek. Bu kapsamda da çok partili rejime geçmek isteyecek Türkiye. İşte bu konuşma bununla ilişkilidir. Milli Kalkınma Partisi 1945'te bu kapsamda kurulan partilerden birisi olacaktır. Serbest Cumhuriyet Fırkası hatırlayınız, bu Atatürk zamanında 1930'da kurulan bir partiydi. O yüzden bu kronolojik anlamda bir kere kurtarmıyor. İki kesin yok. Hemen ikinin olduğu seçeneklere ererim ben. Bir mi, bir ve üç mü? Demokrat Parti'de görüyorsunuz. O da 1946'da bu dönemde kurulan partilerden birisidir. Demokrasi yolundaki gelişmeye devam etme sözünü destekleyen ve bu kapsamda kurulan partiler olacak. Milli Kalkınma ve Demokrat Parti. Cevabımız D
Diyarbakır olacak bu soruda sevgili kardeşim. Diğer soruya bakıyorum. Haydi bakayım. Bak bakayım. Bak bakayım kardeş. Stanley'nin ölümü üzerine. Doğu bloğunda yaşanan sarsıntılar karşısında SSCB'nin attığı adımları hangileri örnek olarak gösterilebilir? Hatırlarsanız bu soğuk savaş döneminde, sosyalist blokta sarsıntılar diye geçen bir bölüm vardı. Stalin 1953'te ölünce, o demir yumrukta ülke yöneten Stalin ölünce, komünist dünyayı yöneten Stalin ölünce bazı sosyalist ülkelerde bir hareketlenme olacak. Sovyetlerin etkisinden ve nüfuzundan kaçabilmek amacıyla, uzaklaşabilmek amacıyla bir hareketlenme olacak. Mesela bunlardan birisi Çekoslovakya'ydı. Hatırlar mısın Çekoslovakya'yı? İnsancıl komünizm adıyla Alexander Dubček adına bir lider çıkacak ve Sovyetlerin güdümünden biraz uzaklaşmak isteyecek. Vay sen misin, insancıl komünizmi uyduran diye Çekoslovakya'yı 1968'de işgal edecekler. O zaman biri Alman lazım burada. Sovyetlerin attığı adımlara örnektir Çekoslovakya'nın işgali. Kırım'ın ilhakı gençler hatırlar mısınız? Kırım'da hatırlarsın sen bunu. Ortaokuldaydın belki. Lisedeydin belki. 2014 bu daha dünkü bir olay. Ukrayna ile Rusya arasında bir kriz. Kırım ve Ukrayna problemi ortamda Kırım'ı Rusya ilhak etti. Hangi lider? Putin. Bugünkü Putin değil mi? O yüzden Kırım'ın ilhakı bu dönemle alakası yok. İkiyi hemen elemem lazım. Üçe bakıyorum. Macaristan'ın işgali bakın. Macaristan'da evet bu dönemde 1956'da milli komünizm diyecek. Yani Rusya'nın güdümünden uzaklaşmak isteyecek. İmre Naşi liderliğinde vay sen misin sosyalizmin özünden sapan hainler diye Varşova Paktı Sovyetler Birliği Macaristan'ı işgal edecek. O yüzden 1 ve 3 bu bağlamda sorumuzun cevabı olması lazım. Ceyhan dememiz lazım sevgili kardeşim. Geçiyorum bir diğer soruya. Canlar, bu arada bakın sorularla ilgili yani soru cevap tarzı yapma şansımız pek yok bu platformda. Kafanda takılan bir soru olduğu an hemen bir yana not alın. Kah burada yorum açınca veya olmadı DM'den bana atarsanız ben size dönüş yapmaya çalışırım. Tamam mı kardeşim? Anlık bir dönüt olmaz belki ama en azından kafana takılan bir durum olursa onu benimle paylaşırsın. Şimdi bakın, tabiri caizse tarihte yeni nesil sorular dediğimiz tablo okumalar, kurgular, okuduğunu anlamalarla ilgili bir soru bu. Tablo yorumlamayı sizler muhtemelen coğrafyadan falan aşinasınız zaten. Bir tablo var 1960 ve 85 yılları arasında. Türkiye ile ilgili bir tablo var bakın hastane sayısı, genel lise, sporcu, toplam elektrik tüketimi, nüfus artış ve halk kütüphanesi sayısı. Evet yorum sorusu bu tabloyu okuyacağız biz. Bazı alanlarda yaşanan gelişmeleri gösteren tabloya göre hangisi söylenemez? Olumsuz bir söylem, olumsuzlayacağız burada. Bakalım. Hızlı bir sanayileşme yaşanmıştır. Bunu nereden çıkartabilirim ben? Evet bakın elektrik tüketimi. Çok ciddi bir artış var değil mi? Coğrafyadan da hatırlarsınız elektrik sanayileşmenin bir göstergesi diye kabul ediliyor. Evet bu söylenebilir. Sportif faaliyetler yoğunlaşmış. Nerede sporcu sayısı vardı? Bakın çok ciddi bir artış var. 21 binlerden 663 binlere lisanslı sporcu sayısı artmış. Evet sportif faaliyetler yoğunlaşmış derim o zaman. Lise mezun sayısı artmıştır. Nerede lise? 194'ten 1283'e çıkan lise sayısı var. Dolayısıyla lise mezun sayısı da artacaktır. Her alanda bir artış var mı bakalım? Hastane sayısı artmış. Genel lise sayısı bakın artmış. Sporcu sayısı artmış. Toplam elektrik tüketimi artmış. Nüfus artış hızı 28.53'ten 24.88'e düşmüş. Halk kütüphane sayısı artmış. Ama cümle nedir bakın? Her alanda. Geçen de
yaptığımız bir rehberlik dersi vardı ya, sosyal bilimlerde böyle çok keskin cümleler genelde hatalıdır. Bak, sosyal bilimlerde böyle keskin, sert cümleler hepsi, her alanda hiçbiri, bunlar problemli söylemlerdir. Bunlar iyi bakın, her alanda bir artış burada gözükmüyor. O yüzden sorumuzun cevabının Diyarbakır olması lazım. E seçeneği nedir? Halkın kültür düzeyini arttırmak önemsenmiş. Nereden çıkartıyorum ben? Kütüphane sayısında yine ciddi bir artış var. O yüzden sorumuzun cevabı Diyarbakır olması lazım burada diyoruz. Evet canlar, çok bilinen temel bazı kavramlar sorgulanmış burada. Neymiş soru? Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini engellemek ve Orta Doğu ülkelerinin ekonomik ve askeri yardım yapmak amacıyla ABD aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamaya koymuştur? Haydin geçmiş olsun, bu sorunun cevabı Eisenhower doktrin, öyle değil mi? 1957 Orta Doğu diyor arkadaş. Orta Doğu diyorsa bu Eisenhower doktrindir. Neden buna gerek oldu hatırlar mısın? Amerika niye böyle bir doktrin yayınlamak istemişti? Hatırlayınız, bir Süveyş krizi vardı. Süveyş kriziyle birlikte Orta Doğu'da SSCB'nin etkisi artmıştı. İşte bunu pasifize edebilmek amacıyla Amerika Eisenhower doktrinini ortaya koyuyor idi Orta Doğu'da Soğuk Savaş döneminde. Monroe doktrini biliyorsunuz yalnızlık siyasetiydi. Truman doktrini ve Marshall planı, bakın bunu bir parantez açacağım şimdi, bak döneceğim, bak dursun burada. Mekik diploması, hani bir Camp David anlaşmaları var ya, Camp David anlaşmaları. Mısır ve İsrail arasında, işte o dönemde Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın ortaya koyduğu bir diplomasiydi. Şimdi cevap Ankara, problem yok. Şu Truman ve Marshall'a dönmek istiyorum. Biliyorum ki sizler çok karıştırmaktasınız bunu. Bakın, konuyu anlatırken de şu vurguyu yapmıştım. Bir kere Truman Türkiye ve Yunanistan içindir. Soruda Türkiye Yunanistan varsa bu Truman'dır abicim, tamam mı? Marshall Planı ise aralarında Türkiye'nin de olacağı Avrupa ülkeleri, daha geneldir. Daha geneldir. 16 ülkeye kadar ülke, devlet mesela Marshall Planı'ndan yardım alacaktır, tamam mı? Genel bir söylem sorguluyorsa soruda bu Marshall'dır. Türkiye ve Yunanistan vurgusu varsa bu Truman'dır kardeşim. Yine Truman'da artı, bakın temel bir ayıraç ne olacak? Ekonomik ve askeri yardım vardır. Pardon, gözükme şöyle alayım. Truman'da ekonomik ve askeri yardım gayesi var. Bak, askeriye vardır. Marshall ise tamamen ekonomiktir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bakın, Türkiye ve Yunanistan diyorsa, ekonomi yanında askeriye diyorsa bu Truman'dır. Avrupa diyor ve sadece ekonomi diyorsa bu Marshall'dır kardeşim. Bilginize diyorum. Bunu da hatırlatmış olduk ve yolumuza devam ediyoruz. Eisenhower sorunun cevabı. Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanlarımız adlı bir belgesel çekmek isteyen yapımcı İsmet İnönü'den sonra hangisinin hayatı ile ilgili araştırma yapmak zorundadır? Cumhurbaşkanlarımız İsmet İnönü'nden sonraki cumhurbaşkanımız diyoruz biz, öyle değil mi? İsmet İnönü'nden sonra hangisinin hayatı ile ilgili bir araştırma yapmalıdır? İsmet İnönü 1938-1950 bandında ikinci cumhurbaşkanımız idi. Onun yerine Adnan Menderes'in başbakanlığında veya Demokrat Parti döneminde değilim arkadaşlarım, Celal Bayar 1950-1960 bandında cumhurbaşkanlığı yapacak. Sorumuzun cevabı kapsamda Celal Bayar'dır. Bakın 50'den sonra Celal Bayar var. Tamam mı kardeşim? Cemal Gürsel 1960 darbesini yapan darbecilerin lideri bir anlamda, 1960-1966 bandında Cumhurbaşkanı'dır. Ondan sonra 1966-1973 bandında Cevdet Sunay. Ondan sonra 1973-1980 bandında Fahri Korutürk vardır. Adnan Menderes zaten Cumhurbaşkanımız değil, başbakandır. Ya sen burada yılları ezberlemeye kalkma, tamam mı? Celal Bayar'ı biliyorsun kesinlikle, bak bu ayrı. Adnan Menderes dönemi
1950'lerin Cumhurbaşkanı'dır Celal Bayar. Cemal Gülser yıl değil de işte o 27 Mayıs darbesiyle hatırlayın, tamam mı? Fahri Korucuk var. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ne var? Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Kıbrıs operasyonu var. Kıbrıs harekatının cumhurbaşkanıdır. Kıbrıs harekatının cumhurbaşkanıdır. Buna benzer bir soru kurgulanmış. O yüzden hatırlanmasını öneririm. Fahri Korucuk'un kulak dolgun olmasını tavsiye ettim kardeşim. Evet canlar. Bir başka soru, Azerbaycan'la ilgili bir sorumuz. Azerbaycan'ın bağımsızlığını sağlamak amacıyla Halk Cephesi adıyla bir örgüt kuran ve SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın ikinci devlet başkanı olan siyasetçi hangisidir? Hocam birinciyi bilmiyoruz da ikinci nereden bileceğiz modu? Bak bir dakika. Halk Cephesi, Azerbaycan, ikinci devlet başkanı. Şimdi bakayım bir dakika. Mehmet Emin Resulzade. Bu ta hatırlarsan 1918-20 bandında kurulan bir Azerbaycan vardı ya. Bu çok daha önce bir isim. Bunun bir lafı vardı. Yükselen bayrak, yükselen bayrak bir daha inmez şiarını ortaya koyan bir isimdi. Mehmet Emin Resulzade bu döneme ait değildir. SSCB dağıldı dönemleri için 91 sonrası olması lazım. Bunu eledim. Bahtiyar Vahap Sade, bilmem hatırlar mısınız, bu Azerbaycan'da önemli milli şairlerden birisidir, siyasetçi değildir. Haydar Aliyev, şu anki İlham Aliyev'in babasıdır Haydar Aliyev. Bu olabilir bak. Ebu Feyz Elçi Bey adını muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu da olabilir. İhsan Kerimov olamaz arkadaşlar. Çünkü o Özbekistan'ın cumhurbaşkanıydı. Şimdi Aliyev mi Elçi Bey mi? Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da ilk devlet başkanı, çok takılma, Ayaz Mutavlitov diye bir isimdi. Onu seçimle devirip ikinci cumhurbaşkanı olan isim Ebulfeyz Elçi Bey'di bakın. Ebulfeyz Elçi Bey'di. Cevabımızın Elçi Bey olması lazım. Halk Cephesi dendiği anda Elçi Bey'in partisidir aynı zamanda bu. Hatırlanmalı. Elçi Bey'i bir darbeyle devirip ondan sonra üçüncü cumhurbaşkanı olan, bir anlamda başkanlığı babadan oğula bir şekilde evren ve kendi ölümünden sonra İlham Aliyev'in başkan olmasını ortam sağlayan isim de Haydar Aliyev'dir kardeşim, bilginize. Haydar Aliyev'in bir sözü var. Buna kulak dolgun olsun. O meşhur Türkiye ve Azerbaycan arasındaki söz neydi o? Biz bir millet, iki devletiz. Bunu diyen Haydar Aliyev. Biz bir millet, iki devletiz diyen Haydar Aliyev. Sorumuzun cevabı Ebu Feyz Elçi Bey'dir. Halk Cephesi. Halk Cephesi. Sovyetler dağıldıktan sonra hemen ön plana çıkan lider Ebu Feyz Elçi Bey. Ben Atatürk'ün askeriyim diyen bir isim. Bu bağlamda Atatürk'e sempatisi, sevgisi, saygısı olan bir Türk lider Ebu Feyz Elçi Bey. Rahmetle, hayırla, minnetle anmış olduk kendisini. Bir diğer soru, 1992'de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'yi komşu ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak. Bu ülkelerle ekonomik, teknik, sosyokültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan teşkilat hangisidir? Başbakanlığa bağlı kurulmuştu. Bugün Kültür Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat bugün, tamam mı? Kültür Bakanlığı'na bağlı. Nedir o teşkilatımız? TİK olacak değerli kardeşler. Türkiye'nin bir anlamda dünyaya uzanan yardım elidir. Soydaşlara, dindaşlara, nerede sıkılan, ezilen insanlar var ise onlara el uzatan bir kuruluştur. TİK'a Türkiye'nin yardım kuruluşu bir anlamda önemli bir teşkilattır. Bu bağlamda hatırlıyor ve biliyorsunuz. KEİ yine aynı dönemlerde kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Türk soy, Türk dünyasında kültür, bilim ve sanat alanında yapılan bir işbirliği teşkilatı. TMT
Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı adıyla kurulan bir örgüttür. Kıbrıs Türklerinin, efendime söyleyeyim, Rumlara karşı mücadelesini örgütleyen bir örgüt. TÜİK de Türkiye İstatistik Kurumu. Onu da öyle yapıştırmışım oraya. Cevap Balıkesir TİKA olacaktı kardeş. Bakıyoruz. Bir de yorum sansör kaptırmışız araya. İki Dünya Savaşı'nda 45 yılında toplanan Yalta Konferansı'nda müttefik devletler Avrupa'da yeni düzenin tesisi için bir bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiride ilk yarından hangilerinin yer aldığı söylenemez. Söylenemez. 45 ve bir anlamda modern dünyanın dizayn edildiği yıllar tabiri caizse. Bakalım o bildirde ne yer aldığı söylenemez. Bakalım demokratik kurumların oluşumunu desteklemek. Evet, demokrasi ve liberalizm İkinci Dünya Savaşı'yla beraber yükselen değer olacaktır. Bu kapsamda evet bu yer almış olabilir. Halklara yönetim şekillerini belirleme imkanı. Evet, zaten birle ilişkili değil mi bu? Demokrasi diyorsan, halk diyorsan, halklar kendine yönetsinler. Monarşi mi isterler, cumhuriyet mi isterler, bağımsız ne isterse istesinler. Bu evet olabilir. Temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması konusunda hükümetleri özgür bırakmak. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Yine bir öneride bulmuştum ben size. Tezat cümleler varsa abicim bunlardan birisi cevaptır. Tezat cümle bakın. Bir varsa bu olamaz. Birinci öncül varsa bunu kabul ediyorsan ikinci öncül olamaz. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda hükümetlerin özgür bırakılmasından bahsedemezsin. Bu modern çağın değerlerine tezat bir söylemdir. O yüzden böyle bir söylem olamaz. Yayınlanmış olan bildiride cevabımızın Ceyhan olması lazım kardeşim. Evet, beklediğim isimlerden sorulardan birisi bu kardeşim. Beklediğim sorulardan birisi. Bak bakayım hemen. Batı Trakya'da Türk kelimesinin kullanılması yüzünden Yunanistan tarafından yargılanıp cezalandırılan ve 1995 yılında şaibeli bir trafik kazası rahmetli olan Batı Trakya Türklerinin lideri hangisidir? 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 Sadık Ahmet, rahmetle, minnetle anmaktayız kendisini. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Türklerinin lideri. İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan'ın lideriydi. O da 1990'larda rahmetli oldu. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ahmet Doğan, Batı Trakya Türklerinin bugünkü lideridir kardeşim. Hatırlamış olduk burada. Sadık Ahmet bu bağlamda potansiyel bir sorudur. Bilginize diyorum kardeş. Evet, bakıyoruz. Tarih dersinde diyen tarih öğretmeni ne demiş? İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte uluslararası çeşitli ittifak ve antlaşmalar yapılmıştır. Ne zaman? İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte. İkinci Dünya Savaşı ne zamandı? 1939'da, o zaman bundan önce olması lazım, öyle değil mi? Bu anlaşmaları söylemiş, hangisini örnek olarak veremez? Bu süreçte yapılan anlaşmalara ve ittifaklara hangisini tarih öğretmeni örnek veremez? Sadabat Paktı 1937'de, bu dönemde Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında yapılan bir organizasyon. Evet, bu kapsamda değerlendirilebilir. Akdeniz Paktı 1936'da İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye, Yugoslavya'ya kısmen, Yunanistan'a kısmen İtalya karşısına verdiği bir güvencedir. Bu kapsamda değerlendirilebilir. Lyon Anlaşması 1937 yılında yine Akdeniz'de seyri sefer amacıyla deniz ulaşımının güvenliği için yapılan bir konferansta anlaşmaydı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi 1936'da İkinci Dünya Savaşı'na gider iken Türkiye'nin kendi güvenini arttırmak için Boğazları gündeme getirmesi yapılan bir sözleşmeydi. Bağdat Paktı ise o ne zaman abi? O ta Soğuk Savaş'ta 1955'te, hani Sento diye bildiğimiz organizasyon var ya, oh. Cevap o yüzden Edirne olması lazım soruda sevgili kardeşim. Haydi bakalım. Bir diğer soruya bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri 1987'de
Gorbaçov tarafından uygulamaya konulan ve Sovyet komünizminin yapısının değiştirme yönelik politikalardandır. Hatırlar mısınız? Bu sorulmadı. Bunu da ben beklerim. Bu potansiyel bir sorudur bence sevgili kardeşim. Glasnost, açıklık, şeffaflık anlamında bir kavram. Daha çok demokrasi, daha özgürlükçü bir demokrasi öneren Gorbaçov'un önerdiği bir politikadır bu kapsamda. Hay hay. Bu demokrasiyle ilgili bir kavram. Perestroika ise bu dönemde ne Gorbaçov'un önerdiği daha bir serbest ekonomi, liberal ekonomi diye düşünebileceğimiz bir görüştür. Komünist ekonominin biraz böyle liberal sosa batırılmasıdır tabiri caizse Perestroika. Bu da Gorbaçov'un önerdiği bir görüştür. Bir ve iki net var bu kapsamda. O zaman bakın şunları eledik. Diyarbakır nedir ne mi? Hah ne diyor ya? Novaya, Komiteskaya Politika değil mi? Neydi o? Yeni ekonomi politikası. Ta Lenin döneminde Sovyetlerin ortaya koyduğu politikaydı. O yüzden üçü alamazsınız. Cevabımızın bir ve iki Diyarbakır olması lazım. Bu soruda sevgili kardeşim. Evet canlar. Evet yaptığınız bir soru muhtemelen. Bir bak hele. Rahmetli olduğu geçmiş yıllarda hatta bir sınavda sorgulandı bu yine. Evet, Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu seçilen ve Cep Herkülü olarak tanınan halterci hangisidir? Naim Süleymanoğlu gelmiş geçmiş dünyanın en büyük halterçilerinden Türk halter sporunun en büyük ismidir. Hafız Süleymanoğlu haltercilerden Halim Mutlu, Naim Süleymanoğlu'dan sonra yetişen önemli bir isimdi ama maalesef biraz fiyasko da oldu. Yani Naim Süleymanoğlu'dan sonra biraz hayal kırıklığı uğrattı bizleri. Ben hatırlıyorum bu dönemi tabii. Her ne kadar yaşım 25 olsa da ben hatırlarım bunları. Sibel Özkan ve Sibel Şimşek de kadın haltercilerimizden. Sibel Şimşek hatta Çaka Bey'de beraber çalıştığım, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapan bir arkadaşımızdı. Kendisinde almış olduk, selam çakmış olduk Sibel Şimşek hocamıza da. Evet canlar, Balıkesir Naim Süleymanoğlu, bunu herkes yaptı muhtemelen değil mi? Bakıyorum şimdi hangisi 1929'daki büyük buhran nedir o? Dünya ekonomik krizi, öyle değil mi? Büyük buhranın Türkiye üzerindeki sonuçları arasında gösterilemez. Türkiye. Evet, korumacı devletçi iktisat politikalarını uygulamaya koymuşuz biz. Doğrudur. Devletin bu bağlamda ön planda olduğu ve yerli üretimi, yerli ekonomiyi korumaya dayalı politikalar üreteceğiz biz. İşte bunun bir yansıması mesela gümrük vergilerin yükseltilmesi, bu korumacı politikanın bir göstergesidir. Yani dışarıdan gelen ithal malların fiyatını yükselterek yerli üretimi korumuş olursun sen. Nasıl yükseltirsin? Dışarıdan gelen maldan aldığın gümrük vergisini arttırmak yoluyla. Merkez Bankası bu bağlamda 1930'da kurulan bir organizasyon idi. Yerli malı, yurtlu malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malını teşvik etme bağlamında yine bu krize binaen Türkiye'de gündeme gelmişti. Büyük sanayi yatırımlarının askıya alınması. Hadi oradan olur mu? Hatırlayınız ya, birinci 5 yıllık sanayi planı bu dönemde yapılmadı mı? Liberal ekonomi yerine devlet ekonomi kayacağız ve devlet yatırımlarıyla, büyük yatırımlarla Türkiye sanayileşmeyi en azından devlet eliyle gerçekleştirmek isteyecektir. O yüzden cevabımızın Diyarbakır olması lazım, gösterilemez dediği için. Biz de 1930'larda sanayi yatırımları askıya alınmadı, tam tersi hızlandı. Birinci 5 yıllık sanayi planına birlikte kardeş Diyarbakır dedik. Evet canlar. Hadi bakayım bir bak bakayım, ben bunu çok vurgulamıştım yani. Bunu yapamayanı, bürolojiyi takip edip de bunu yapamayın öperler kardeşim ona göre. Gaz kuralı
Zeki Beltogan, Enver Paşa hangileri Orta Asya Türklerinin Rusya'ya karşı bağımsız savaş olan Basmacı Hareketi'nin liderlerindendir? Basmacı Hareketi ne zaman? 1918-1935. İsmail Gaspıralı Basmacı Hareketi'ne liderlik edemez. Çünkü 1914'te rahmetli oldu. O yüzden biri elemen lazım kardeşim. 2-3 mü? 3 mü? Zeki Beltogan, Türkistan Milli Hareketi'nin liderlerinden de tarihçi kimliğiyle önemli bir isim. Türkiye'ye gelecek, İstanbul Üniversitesi'nde genel Türkoloji Enstitüsü kuracak kardeşim. Bu kapsamda Basmacı Hareketi'ne liderlik etmiştir. Enver Paşa'da hatırlayınız, hatta Tacikistan'da bu mücadele esnasında rahmetli olacak. Enver Paşa'da Basmacı Hareketi'nin liderliğini üstlenen isimlerden de cevap Diyarbakır olacak. Şu olsaydı, etkilemiştir deseydi, bak etkilemiştir deseydi, o zaman Gaspıralı olurdu. Ama liderlik etti diyorsa Basmacı Hareketi'ne, 1835 bandında bölgede bulunan bir isim olması lazım. O yüzden Gaspıralı'nın bölgede bulunma ihtimali var mı? Yok abi, adam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Gaspıralı demişken de olası bir Gaspıralı sorusundaki anahtarı yazalım şuraya. Ne diyor Gaspıralı? Dilde, fikirde, işte, birlik. Türk birliğini bununla özetleyen bir isimdir. Dilde, fikirde, işte, birlik diyen bir isim İsmail Gaspıralı. Hatırlanmasını tavsiye ettik kardeş. Evet. Bir diğer soru, yine kavramlar var burada. Hitler'in uygulamaya çalıştığı Profesör Doktor Hazafer'ın, ne kadar güzel Almanca telaffuz ettim. Bir daha telaffuz etti vallahi edemem. Büyük Alman yeşim, Alman devletinin genişlemesi, Alman devletinin genişlemesi ve coğrafyaya egemen olması gerekir görüşüne dayanan strateji. Büyük Almanya için Almanya'nın genişlemesi ve Avrupa'ya, coğrafyaya egemen olması Alman sömürgeciliğin adıydı. Neydi o? Hayat sahası politikasıydı. Hayat sahası politikasıydı. Anschluss, Alman birliği demekti. Özellikle Avusturya ile birleşmiş olması Alman birliğinin nirvanasıydı. Deniz hakimiyeti modern hakimiyet teorilerinden denizlere hakim olan dünya hakim olur diyor. Hava hakimiyeti modern hakimiyet teorilerinden hava unsurlarını bir gönderme yapıyor. Hava, uzay bilmem ne falan filan. Mare Nostrum, Mare Nostrum neydi abicim bu? Bu bizim deniz, bizim deniz. Bunu diyen kimdi? Mussolini, İtalya, İtalyan yayılmacılığının adıydı bu. Akdeniz nasıl Roma'nın gölüydü, bugün de İtalya'nın bir gölü olmalı diyor çok bilmiş Mussolini, çok bilmiş Mussolini. Bunu da hatırlamış olduk sevgili kardeşim. Hatırlıyor musun, şey vardı bir de bak, nereye not alayım ben onu be. Heh. Ortak refah alanı vardı bir de bu dönemde, ortak refah alanı. O kime ait abicim? O da Japonya'nın uzak doğudaki yayılmacı, sömürgeci siyasetin adıydı sevgili kardeşim. Cevap Ceyhan dedik ve yola devam ettik. Aşağıdakilerden hangisi silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak, saldırganlara karşı askeri önlemler almakla yükümlü Birleşmiş Milletler organıdır? Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle işte yaptırım kararı, ambargo kararı, asker gönderme bilmem ne, bunlar hep BMGK deriz de. BMGK, Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi işidir bu kardeşim. Güvenlik Konseyi bir anlamda Birleşmiş Milletler yürütme organı gibi görev yapan bir organizasyondur BMGK. Biliyorsunuz 5 daimi üye ve 5 veto hakkı olan devlet var. Rusya, Fransa, Çin, Amerika ve İngiltere, fırça diye bir kod var burada de değil mi? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Hatta başbakan diyorum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği bir mevzu, dünya 5'ten büyüktür. Dünya 5'ten büyüktür. Buna karşı bizim başını çektiğimiz bir ifadedir, bir karşı çıkıştır.
Genel kurul bütün devletlerin yer aldığı organizasyon BM Birleşmiş Milletler'de. Adalet Divanı, devlet arası problemlere bakan Lahey Adalet Divanı. Genel Sekreter Sekreter İşlerine Bakar, Ekonomik ve Sosyal Konsey'de 51 devletten oluşan, adı açık ekonomik ve sosyal alanda neler yapılabilir tartışan bir organizasyondur. Birleşmiş Milletler'in teşkilat yapısı şu an karşınızda, teşkilat yapısı şu an karşınızda değerli kardeşler. Güvenlik Konseyi var, daha çok mu sorgulanmakta? Güvenlik Konseyi, Güvenlik Konseyi, Güvenlik Konseyi diyorum. Evet, diğer bir soru. Of, uzun bir soru olmuş ya. Oku oku bitmez şimdi bu. Oku oku bitmez. Fahri Armağoğlu önemli tarihçilerden, dış politika yazan isimlerden birisidir. Ne demiş Fahri Armağoğlu? Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki durumu stratejik mevkinin önemi dolayısıyla müttefik ve mihver devletlerinin Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa sokmak için harcadıkları çabaların ve Türkiye üzerindeki baskılarının hikayesinden başka bir şey değildir, diyor Fahri Armağoğlu. Bu görüşü, bu tespiti destekleyen gelişmeler arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Adana'da Churchill İsmet İnönü'ne bir baskı yapıyordu bizi kendi yanına savaşa çekebilmek için, hatırlayınız. Birinci Kahire Konferansı, Edwin Menemencoğlu vardı, İngiltere Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı, orada da bize bir baskı yapıyorlardı. İkinci Kahire'de ise Churchill, Roosevelt ve İnönü bir araya gelmişti. O yüzden bu üçü de Türkiye'yi savaşa sokma amacına hizmet eder. Fahri Armağoğlu'nun görüşünü destekler. Niteliktedir sevgili kardeşim. Adana ve Kahire görüşmelerini andık burada. Of ya, bu da uzun ya. Oku oku bitmiyor. Tüh. Nereden de buldun bu soruları? George Langlois'te Menemen 20. Yüzyıl Tarihi adlı eserinde bir tarifte bulunmuş. Tarif ettiği dönem hangisidir bakalım? Nasıl tarif etmiş? Nasıl tarif etmiş? Müttefik olmayan sadece düşman olabilir mantığı blokların kurulmasına neden oldu. İdeolojiler iç ve dış politikayı yeniden şekillendirerek yeni bir yaşam şeklini dayatmayı denedi. Yönetici bir güç egemenliğinde kurulan bloklar dünyaya mutluluk vaat eden ideolojilerin hakim olduğu bir dünyanın sonucudur. Ya bakın, blok var abi, ideoloji var. O zaman bu nedir? Soğuk savaş dönemi olacak bu. Çünkü bakın, buradaki Doğu ve Batı bloğundaki o ideolojik mantı, biliyorsunuz Doğu bloğu komünizm iş başına getirmek istiyordu. Batı bloğu ise liberalizm veya kapitalizm, ne dersem de. O yüzden ideolojilerin bir kavgası var burada Doğu ve Batı bloğu arasında. Ne zaman? Soğuk savaş arasında. Cevap Ceyhan. Evet. 1960 ve 80 darbeleri arasında, 60 ve 80 arasında Türk siyasetin etkin olan ve Süleyman Demirel Başbakanlığında birden fazla hükümet kuran siyasi parti hangisidir? 60-80 Süleyman Demirel. Çoban Sülo diye anardık kendisini. Allah rahmet eylesin. Çok naif, çok nazik siyasetçilerden birisiydi. Demokrat Parti Menderes'in partisi, hatırlayınız. Bu 1950 ve 60 yıllar arasında. Biz 60 ve 80'i istiyoruz. Bunu eledik. Anavatan Partisi'ni biliyorsunuz, 1982 darbesinden, 1980 darbesinden sonra kurulan 82 Anayasası'yla beraber yapılan seçimlerde 83'te iş başına gelen ve 80'li yıllara, yani 90'lara kadar kapatarsak hükmeden bir parti Türkiye'de. Millet Partisi de 1948'de kurulan bir partiydi. Feyzi Şakmak da vardı rahmetli mesela burada. Milli Kalkınmaz önce andık, 1945'te Nuri Demirağ'ın kurduğu bir partiydi. Sorumuzun cevabı Adalet Partisi olması lazım. Ragıp Gümüşpala liderliği kurulacak. Hemen arkasından Süleyman Demirel genel başkan olacak ve uzun yıllar Türkiye'de aktif olacak. 60-80 yılları arasında Adalet Partisi. Cevabımız Balıkesir, kutsal topraklar Balıkesir'imiz olacak değerli kardeşlerim. Canlar, canlar. Ha,
Hadi bakalım, buna yorum açtım. Buna ne dersiniz sizler? Jeopolitik konu istikrarsızlığı nedeniyle dünyanın bir numaralı fırtına merkezi diye anılan bölge hangisidir? Ne dersiniz buna? Su içeyim, biraz nefes alayım diye size attım topu. Güzel, 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 güzel. Yani coğrafya fakiri değiliz diyorsun. Kutluyorum o bağlamda. Kafkasya da bu bağlamda sıkıntılı bir yerde biliyorsun. Burada Kafkasya ve Orta Doğu dünyada herden problemin olduğu yerlerde. Doğu Avrupa kısmen Balkanlardan dolayı ama yani petrolün aynı zamanda dünyanın önemli geçit yollarının olduğu Süveyş kanalı falan öyle değil mi? Bu kapsamda Orta Doğu dünyanın bir numaralı fırtına merkezi diye anılıyor. Cevap Ceyhan olacak. Güzel. Haydi bakalım. Hangileri 61 anayasasını 82 anayasası ayıran özelliklerden biridir? 61 ve 82'nin farkı. 61 ve 82'nin farkına bakıyoruz arkadaşlarım. Parlamento ikili meclisten oluşması. Bakın 61 anayasasında iki tane meclis vardır ama 82 anayasasında tek meclis var. Bugün hala yürürlükte olan anayasa bir tane meclis var değil mi? O zaman bu bir farktır bak. Bu bir farktır. Öyle değil mi? Farkı. 61'in 82'den farkı arıyoruz burada. İki anayasamızda da resmi dil Türkçe, bu ortak bir noktadır. TBMM'nin yasama faaliyeti Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde olmasa Anayasa Mahkemesi ilk defa 61 Anayasası kurulmuştu. 61'de de 82'de de Anayasa Mahkemesi vardır. Bu da bir ortak noktadır. Biz farklı olan nokta aradığımız için sadece bir demek, Ankara demek lazım bu soruya sevgili kardeşim. Evet, bir diğer soruya baktık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu da yaptınız. Amerika var. Amerika ne oldu? Soruları yaparsınız sizler. Niye? Öyle bir Amerikan öfkesi var ki bizde. O yüzden genelde öğrenmekte ABD ile ilgili muhabbetler. Türk-ABD ilişkinin sarsılmasına ve ABD'nin güvenilirliğinin tartışılmasına neden olduğu söylenebilir. Hangileri? Küba buhranı hatırlayınız. Orada bir Jüpiter füzeleri vardı. Sovyetler Birliği Küba'ya nükleer füze yerleştirmek istemiş ama bir uzlaşıyla bu kriz sona ermişti. Nasıl bir uzlaşı? Sovyetler Birliği Küba'ya füze yerleştirmeyecek Ekim füzelerini, buna karşı Amerika'da Türkiye'ye daha önce yerleştirdiği Jüpiter füzeleri sökecek. Ta Küba'daki bir kriz döndü dolaştı bize çarptı ya. Döndü, dolaştı bize şart. O yüzden Küba buhranı Jüpiter füzelerimizden sökmüş olmalarından dolayı Amerika'ya olan güvenin azalmasında bir etken olacak. Bir var, net. Net bir var. O zaman şunu bir ele. Net bir varsa bunları elemek lazım. Johnson mektubunu hatırlar mısınız? Johnson mektubu Amerika'nın şerefsiz başkanlarından 1964'te. Kıbrıs mevzusunda Türkiye tam o Cengiz Topel'in şehit olduğu dönemler. Biz Kıbrıs'a müdahale edeceğiz deyince Amerikan Başkanı Johnson gayet nezaketten uzak bir şekilde artistik yapacak. O yüzden iki de var. Ama Kore Savaşı'nda kankayız kardeşim. O yüzden Kore olamaz. Bir ve iki Ceyhan demek lazım. Tamam. Peki o zaman kapatıyorum ve döndüm. Mahmut inandı mı ya? İnandı mı kardeş? Teşekkür ederim inandığın için kardeş. Eyvallah, sağ olasın. Hadi bakayım, kapattım yorumu. Haydi. Ah, nerede be Mahmut'um? Nerede be kardeşim o 25'ler? Kim kaybetmiş de biz bulalım yani. O yüzden yaşınızın kıymetini bilin kardeşim. Yaşınızın kıymetini bilin bakalım. Haydi bakalım. İkinci parta devam ediyoruz. Evet. Ümit Özdağ çok önemli bir stratejisyendir kendisi. Milliyetin Makamı kitabından aldığımız bir sorudur bu. Ümit Özdağ'ın kitabında bir uluslararası kriz hakkında bilgi vermiş.
Hangi kriz? Onu sorgulayacak. Ne diyor bakın? Sovyetler bir tarafından tehdit edilen bölge büyük stratejik öneme sahiptir. Dünya petrolünün ihraç edilenin 1/3'ü burada bulunmaktadır. Bu eylemle Sovyetler Birliği petrolün dünyaya nakledildiği Hürmüz su yoluna 300 mil kadar yaklaşmıştır. Hürmüz su yolu biliyorsunuz abicim Basra Körfezi'nin girişi. Basra Körfezi'nin girişidir. Sovyetler Birliği'nden bahsediyor bakın. Sovyetler Birliği Körfez Savaşı'nda yok. Sovyetler Birliği Kuveyt'in işgalinde yok. Bak Kuveyt bir opsiyondur burada ama Kuveyt'i kim işgal etmişti? Irak işgal etmişti. Vietnam Savaşı'nda Sovyetler yok. Gürcistan'da var Sovyetler. 2008'de Gürcistan'da bir Ossetya Savaşı var. Ama Gürcistan Nire, Hürmüz yolu Nire kardeşim o bağlamda açın bakın haritaya. Afganistan'ın işgalidir bu. Afganistan işgaliyle Sovyetler Birliği Hürmüz su yoluna bu Kuveyt'in, İran, Katar'ın, Bahreyn'in o coğrafyada o petrol denizinin dünyaya açılmış olduğu Hürmüz su yoluna 300 mil kadar yaklaşacaktır. İşte bunu tarif ediyor Ümit Özdağ. Afganistan'ın işgaliyle birlikte Sovyetler Birliği'nin işgaline bir gönderme yapacak. Cevabımızın Ceyhan olması lazım bu kapsamda. Evet, bir diğer soruya bakıyoruz. Dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısında oluşan dehşet dengesi. Bu kavramı duydunuz mu? Dehşet dengesi. Açtım yorumu. Senin cevap vermeni istiyorum ben. Dehşet dengesi hangisiyle bozulmuştur? Dehşet dengesi. Dehşet dengesi. Yani Metin, şimdi konumuz o mu ya? Mondros'a mı bana şimdi burada ya? Ahmet İzzet Paşa kardeş de çaktırma. Gözünü seveyim dağıtma mevzuyu. Dehşet dengesi. Hangisiyle bozulmuş? Duymadınız mı? Hadi be. Mevkitabına geçer. Duymayanlar duyanlar anlatsın. Bu Küba buhranı vardı ya. Küba buhranı. Küba buhranı, Küba buhranı. Nükleer savaş tehdidi nedeniyle bir savaşa mahal vermeden bir uzlaşıyla sonuçlanmıştı. Nükleer savaş tehdidinde iki tane devlet vardır. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Sovyetler Birliği. Bakın, işte bu iki devletin de nükleer güç sahibi olması, nükleer güç sahibi olması bir dengeye neden olmuştur. Bu da dehşet dengesi diye anılıyor sevgili kardeşler. Peki soru ne? Bu dehşet dengesi hangisi bozulmuştur? Sovyetler Birliği 1991'de dağılınca bu denge kendiliğinden bozulmuş olacak ve Amerika liderliğinde tek kutuplu bir dünyaya geçmiş olacağız kardeşim. Kulak dolgunluğu olsun. İki nükleer gücün olası bir savaşının galibi olmayacağı düşüncesidir bu. Dehşet dengesi. Neden dehşet? Nükleer silah, nükleer savaştan dolayı. Bu denge Amerika ve Sovyetlerin de nükleer güç olması bir dengeye neden olmuş. Ne zaman Sovyetler dağıldı? O zaman dehşet dengesi bozulmuş oldu. Evet, cevap Ceyhan burada. Evet, bir diğer soru. İntifada eylemlerinde sapanlarıyla İsrail tanklarına taş atan çocukları küçük generallerim diyerek onlara eden Filistin davasının efsanevi lideri. Abi sorgulanmadı potansiyel sorulardan birisidir bu intifada sivil ayaklanma anlamında bir kavramdır. İsrail'e karşı Filistin'in ayaklanmasını ifade ediyor bu. Küçük generallerim diyen sapan atla taş atan çocuklara küçük generallerim diyen bu bağlamda Yaser Arafat'tır. Filistin davasının efsanevi lideri değerli kardeşler. Hasan El Benna sorulmayacak böyle bir isim sanmıyorum sorulmayacak. Bugün de yine Mısır'da falan aktif olan Müslüman Kardeşler Örgütü var. Onun kurucusudur. Onun kurucusudur Hasan El Benna. Ahmet Yasin yine bu Müslüman Kardeşler Örgütü liderlerinden de bir suikast İsrail tarafından şehit edildi. Mahmut Abbas bugün Filistin devlet başkanıdır kendisi. Halit Meşal ise Hamas örgütü var. Yani Filistin davasında Hamas'ın bugünkü lideridir kardeşim. Yani Filistin'le ilişkili isimler ama efsanevi lider bağlamında bizlerin böyle zihnine nakşedilen Yaser Arafat'tır kardeş bilginize. Evet canlar, canlar. Bakın bir
çıkmış soru bak, şöyle bir yıldız koydum ben, siz görmüyorsunuz onu. Bu KPSS sınavlarında gelen bir soru. Buyurun bakalım. Bunu muhtemelen çözmüşsünüzdür sizler. 92-95 yıllar arasında Bosna Savaşı sırasında Bosna Hersek'in bağımsızlığın kazanması önemli rol oynayan bilge lider olarak anılan devlet başkanı kimdir? Aliya İzzet Begoviç arkadaşlar. Diyarbakır olması lazım. Geldim. Ebul Fezel Çibe'yi az önce andık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ydı. Enver Hoca Arnavutluğun Soğuk Savaş dönemindeki efsane isimlerinden birisi. Sadık Ahmet Andık Basit Trakya Türkleri liderlerindendi. Safan Murat Niyazov ise Türkmenistan'ın kurucu devlet başkanı. 91'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle kurulan Türk Cumhuriyetlerinden birisi malumunuz. Cevap Diyarbakır idi bu soruda. Bir diğer soru bakın, bu da çıkmış bir soru. Hangisi 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da meydana gelen sosyal ve ekonomik gelişmelerden birisi değildir? Ne zaman? 2. Dünya Savaşı sonrası. Kadınların iş hayatından daha fazla yer alması. Bu doğrudur ama bu bakın, soru işareti koyalım. Bu 1. Dünya Savaşı da olabilir. Tamam mı? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da kadınların etkinliği artacaktır. Nüfus artışının yaşanması, işte sağlık koşullarının iyileşmesiyle beraber, daha müreffeh bir yaşamla beraber, evet bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus artışı hızlanacaktır. Askeri harcamalar, bu soğuk savaş döneminde güvenlik riski nedeniyle askeri harcama artacaktır. Sputnik değil mi? İlk uydu Sovyetler Birliği tarafından soğuk savaşta, evet bu dönemde gönderilecek uzaya. Ah radyo diyor ya. Bakın çok temeldir. Radyo ta böyle 1895'lere kadar gider. En azından 1900'ün başları, tamam mı? Radyonun günlük hayatta kullanılmaya başlanması 2. Dünya Savaşı'ndan çok öncedir abicim. Çok öncedir. O yüzden bu tarz sorularda radyo çok kullanılıyor. Cevap edin olacak arkadaşım. Radyo çok daha eski bir teknolojik alettir malumunuz. O yüzden Edirne dememiz lazım bu soruya. Bir başka çıkma soru var karşımızda. Ya yazdıkça yazmışlar. Yazdıkça yazmışlar ya. Bu ne ya? Hop. Öyle bir şey oldu anlamadım. Evet karşınızda soru mevcut. Ne diyor bu? Hangisi bu ülkelerden biri değildir? Hangi ülkeler? 2. Dünya Savaşı sonuna doğru 45'te. Amerika, İngiltere, Sovyet liderleri Yalta Konferansı'nda bir araya gelmişler ve burada yayınlatı bildirde savaş sonrası Avrupa'da yeni düzen yerleşmesi için bazı ilkeleri ortaya koymuşlar. Buna benzer bir sorusunu çözmüştük. Nazizmin ve faşizmin kalıntılarını ortadan kaldırmak, evet bir amaç olabilir burada. Demokratik kurumlar, evet bir amaç olabilir. Toplumun yönetim şeklinde belirleme hakkı vermek, hay hay bir amaç olabilir burada kardeşim. İşgalci güçlerin zorla aldığı egemenlik ve otonomi hakkını toplumlara iade etmek, hay hay yer alabilir. Temel hak ve özgür sınırlandırma konusunda devlete serbest bırakmak, hani böyle bir amaç yoktu. Buna benzer bir soru çözmüştük kardeşim, cevabımızın Edirne olması lazım burada. Evet canlar, buna ne diyorsunuz? Çıkmış bir soru yine. Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı görevine Rum lider Makarios getirirken Cumhurbaşkanı yardımcı görevine getirilen Türk lider hangisi? Açtım yorumu. Buna ne diyorsunuz? Bu piyasa yanlış kullanıldı görebiliyor musunuz? Ha. Güzel, o yanlışa düşmedik diyorsunuz. Fazıl Küçük değerli kardeşler, Fazıl Küçük. Rauf Denktaş 1983'te KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanıydı. 1960'ta kurulan Bağımsız Kıbrıs'ın cumhurbaşkanı lideri, cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl Küçük arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusu yine.
Tayfur Sökmen Hatay'da hatırlarsan bağımsız Hatay Cumhuriyeti Devlet Başkanı'ydı. Abdullah Melek orada başbakandı. Mehmet Ali Talat Rauf Denktaş'tan sonraki KKTC Cumhurbaşkanı. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir meşhur bir anlam planı var ya, anlam planı. O dönemdeki Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat 2000 yılların başlarında. Evet canlar. 48'de Kominform'dan çıkarılması üzerine Doğu bloku ülkeleri arasında resmen ayrılan ve 61'de bağlantısızlar grubu arasında yer alan ülke hangisi? Kominform'dan atılan bir ülke vardı. Bu Yugoslavya. Tito liderliğinde Yugoslavya Sovyetler Birliği'nin güdümünden çıkmak istemiş. O da yine milli komünizm demişti ve bunun karşılığında Kominform'dan atılmıştı. Çıkmış bir sınav sorusu kardeş Ceyhan. Bir yere bağlayacağım. Bir diğer soru, 47'de Truman doktrini hakkında hangileri söylenebilir? Ne dedim az önce? Türkiye-Yunanistan, askeri yardım, bu vardır. Üç net var. Üçün olmadıklarını ele. Üç net var. Avrupa'nın ekonomik açıdan Amerika rekabet edebilmesi amaçlamıştır. Yok, böyle bir rekabetten bahsedemezsin. Avrupa ile ilgili değil çünkü bak. Avrupa ile ilgili olan neydi? Marshall'di. Yani Avrupa'nın genelini ilgilendiren Marshall'di. Evet, Amerika ve Sovyetler arasında bloklaşmayı desteklemiştir kardeşim, bu desteklemiştir. Yani Amerika kendi yalnız olanlara destek olacak, Sovyetler kendi yalnız olanlara yine destek olacak askeri ve ekonomik açıdan kardeşler. Cevap Ceyhan olması lazım, o yüzden çıkmış bir soru, KPSS lisans sorusu. 86'dan itibaren, şimdi yaşı yok ama ya olmaz ya, benim kadar yoktur yaşının sizin ya. 86'yı belki duyan gören hemen hatırlar, orada böyle işte radyasyonlu çaylar falan içirilmişti bizlere, radyasyonlu fındıklar falan içirilmişti. Ukrayna'da Çernobil kazası vardı, nükleer reaktör patlamıştı. Onunla ilgili bir soru zaten. Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde yağ kullanımı azaltmak, çöpleri işlemek, yeşil dostu politikalar izlemek, çevreye daha duyar davranmak, bunlara neden olan o nükleer serpintiden sonra ortaya çıkan politikalar, bunlar güçlenen politikalar, Çernobil kazası üzerine tüm dünyada yeşil dostu politikalar gündeme gelecek, güçlenecek değerli kardeşler. Bu kapsamda cevap Ceyhan'dı. Bu biraz zor bir soruydu. 80'e şöyle zordu. Tarih, bak tarih veriyorsa sorularda kronolojik bakmaya alışkanlık haline getirin. Bak net bilmiyorsan bir bakın hemen kronolojik anlamda. Dünya ekonomik buhranı, bunu herkes bilir, 29, bunu eledin. 29 değil mi? İkinci Körfez Savaşı, bunu hatırlarsın belki sizler, 2003'ler falan. 2000'li yıllar. 86 diyorum bakın. Pearl Harbor, ta 2. Dünya Savaşı abi bu. Bunu direkt eledin. Şimdi Kyoto mu, Çernobil mi? Kyoto'da 2005'e gelen bir mevzu. Yani 2000'li yıllardı. Daha yeni bir olaydır Kyoto protokolü. Kronolojik anlamda baktığımız zaman da Çernobil'e daha kolay gidilebiliyor burada. Cevap Ceyhan idi. Ne diyor burada? Evet. Binlerce Birleşmiş Milletler askerinin muhakkak bir çemberden kurtuluşunu Türk askerinin kahramanlığına borçluyuz. Bu başarı Türk milletinin kahramanlık, anane ve menkıbelerine yeni ve unutulmaz bir şeref sayfası daha ilave etmiştir diyor İngiltere Milli Savunma Bakanı Emna Şimril diye bir eleman. Bu sözlerini hangi savaşın ardından söylemiş olabilir? İngiltere, Birleşmiş Milletler, Türk askeri Vietnam'da var mı? Yok. Türk askeri 2. Dünya Savaşı'da var mı? Yok. Körfez Savaşı'da var mı? Yok. Kurtuluş Savaşı'da varım tabii ki. Kore Savaşı'da varım tabii ki. Kurtuluş Savaşı. Birleşmiş Milletler diyor abi. Birleşmiş Milletler 45 sonrası. O zaman Kurtuluş Savaşı'da olamaz. Cevap Ankara olması lazım canlar. Biraz böyle belli başlı gelişmelere kronolojik baktığınız zaman her şey çok daha kolay olabiliyor aslında. Kronolojiyi ay, gün, yıl diye kasmayın. Kaba taslak dönemsel olarak hatırlamaya çalışın diyorum olayların kronolojisini. Ankara cevap.
91'de Sovyet Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetler arasında Türkiye tarafından bağımsızlığı en erken tanınan devlet hangi? Hemen dibimizdeki kardeş ülke, bir millet, iki devlet dediğimiz Azerbaycan çıkmış bir sınav sorusuydu. Cevabımız Diyarbakır olacak diyen benim sıralamıza takılma. Bu bağlamda ilk olması belki Azerbaycan'ı önemli kılar, anlamlı kılar, ama diğer ikincisi hangisi? Üçüncüsü hangisi? Hadi, uğraşmayın bunlarla ya. Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Evet, 92 yılında Türkiye öncülüğünde İstanbul'da kurulan ve üyeler arasında ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirme amaçlı uluslararası örgüt hangisidir kardeşim? Bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ydü. Gelen bir soruydu. Bağımsız devletler toplumunda Türkiye yok. Bunu alamazsınız. TÜRKSOY daha sonra 93'te kurulan bir organizasyondu. D8 ta 97'de kurulan, rahmetli Erbakan öncülüğünde kurulan, gelişmekte olan İslam ülkelerinin yer aldığı bir organizasyondu. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı 1973'e kadar giden bir mazisi vardı. Daha eskidir kardeşim. Biraz zor bir soruydu bence bu. TÜRKSOY ve D8 can sıkabilirdi belki burada. Keyim, yani burada Karadeniz demiş olsa daha kolay olabilirdi aslında. Cevap Diyarbakır çıkmış sınav sorusuydu bu da. Canım. 93 yılında ilk resmi internet bağlantısı, bu fix bir soru oldu. 2014'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani genelde yapılmıştı bu. ODTÜ bu bağlamda yapılan bir soruydu. Cevap Edirne, ilk resmi internet bağlantısı ODTÜ'de çıkmış sınav sorusu. Bu zor bir soruydu. Bu biraz güncelle ilişkili bir soru. Bak, bu da çıkmış sınav sorusu, tamam mı? 91-2013 yılları arasında 2014 veya 15 sorusuydu bu. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı görevini yapan Kırımlıoğlu soy isimli siyasetçi ve halk kahramanı hangisidir? Bu geçti bir önceki soruda ama zor bir soruydu bu. Mustafa Abdülcemil Kırımlıoğlu. Gaspral rahat elenmişti burada. O çok daha önceden bir, biliyorsunuz. İsa Yusuf Arttekin Doğu Türkistanlı gibi de elendi. Bak, bu kim? Bu kim? Ama o dönem haber takip eden kardeşlerim Remzi İlyasov ve Refat Çuborov'u pek duymazlardı. Onlar da Kırım Türk'ü. Ama tam bu dönem, bak, 2014 yılı gençler Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildi. Yani o dönemde güncel bir soruydu bu. Anlatabiliyor muyum? Biraz haberleri takip eden Rusya'ya karşı Mustafa Abdülcemil Kırımlıoğlu adını çok duymuştur. Türkiye falan çok sık gelirdi mesela. Hatta rahmetli Süleyman Demirel kendisi de devlet nişanı vermişti. O yüzden yani zor bir soruydu ama günceli takip edenler için de kolay bir soruydu. Cevap Balıkesir, Abdülcemil Kırımlıoğlu canlar. Evet, bu yapılan bir soru, çıkmış sınav sorusu yine. 50 yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacıyla kurulan Rum örgüt, geçiyorum Kıbrıs'ı. Hatırlıyor musunuz? Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma hedefi neydi? Enosisti. Bu amaçla kurulan örgüt neydi? EOKA'ydı. Kıbrıs'la ilgili bir gelişmeydi. Mavi Mira, Kurtuluş Savaşı'ndaki azınlık cemiyetlerinden, Etnik Eterni Kurtuluş Savaşı'ndaki azınlık cemiyetlerinden, Pontus Kurtuluş Savaşı dönemi, İmro Makedonya. Makedonya devrimci bir örgüt 1910'larda. Ya EOKA bilinen bir örgütte. İmro'ya falan kimse bakmadı. EOKA'ya görüp hemen cevabı işaretip geçtiler. Kıbrıs'la ilgili bilinen meşhur kavramlardan idi EOKA. Ve Enosis de Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılma amacıydı kardeş. Evet, İkinci Dünya Savaşı ardından topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur? Onu da çok iyi biliyorsun bence. Almanya Doğu ve Batı Almanya. Doğu Almanya komünist, Batı Almanya Amerikancı kapitalist. Kore, Kuzey,
ve Güney Kore. Kuzey komünist, Güney kapitalist. Kapitalist de ikiye bölündü. Ama Japonya'da böyle bir bölünme olmadı canlar. 1 ve 2 Diyarbakır diyorsunuz, bu soruya çıkmış sınav sorusu yine. Atatürk'le ilgili Demokrat Parti döneminde yapılan çalışmalardan biri değildir. Yani bu kısmen orta düzeyde bir soruydu bence. Burada bakın, hemen Atatürk Orman Çiftliği A seçeneğiyle şu Erzurum'daki üniversite biraz ikilemli yaptı. Birçok arkadaş Atatürk Koruma Kanunu biliyorsunuz. Hatta ben de zamanla çıkartan bir yasadır Atatürk Koruma Kanunu. Demokrat Parti döneminde bu hatırlanır. 53'te Anıtkabir Demokrat Parti döneminde eyvallah. Atatürk'ün resminin asılması Demokrat Parti döneminde eyvallah. Bu üç seçenek ayrıldı. A mı E mi? A mı E mi? Atatürk'ün öngördüğü üniversiteyi 1955'te hatırlıyorum ben. Evet, bu dönemde Atatürk Üniversitesi'ni yine Demokrat Parti kurdu. Ama Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını önlemek tam tersi. Bu dönemde küçük küçük Atatürk Orman Çiftliği yavaş yavaş farklı amaçlara kullanmaya başlanmıştı. Cevap Ankara'ydı. A ve E arasında en kötü ihtimal O, piti, piti yapılabilecek bir soruydu değerli kardeşler. Biraz orta üstü soruydu bu. Ankara çıkmış sınav sorusu. Bitmiş. Bitmiş. Canlar. Evet, 45 soruya baktık sizlerle birlikte.